Ben Erdeş Demirci. Bugün size et analiz ölçüm cihazımızla alakalı teknik bilgiler vereceğiz. Şu anda Almanya'da fuar alanındayız. Fuar alanındaki bu cihazımızı tanıtacağız size. Bu materyallerin, renk ölçüm materyallerinin ölçüldüğü makinelerin ve cihazların ölçüm cihazların cihazların üretildiği bir fuar. Bu fuarda Colorlide firmasından, Alman Colorlide firmasından Bayan Suzan'la ile cihazımız hakkında görüşmemiz oldu ve cihazımızın teknik bazı donelerinden sonra cihazımızla alakalı ölçüm yapacağız. Şimdi cihazımızla alakalı olarak şöyle diyebiliriz. Cihazımız tamamen otomatik kalibrasyon sistemli, dokunmatik ekran özellikli, artı bunun dışında cihazımız hangi et ve et materyallerinde tek kalibrasyon sistemi üzerinden ölçüm yapan bir sistem. Artı sistemin özelliklerinden biri barkodlu bir sisteme sahip. Barkodlu sisteme sahip olup da parti parti ürünlerin rengini de çok rahat bir şekilde ölçebilme imkanına sahibiz. Şu anda işlenmiş olan bir pastırma ürününün renk ölçümünü yapacağız. Oldukça basit bir kullanımı var. Ürünün ham menüsünden Türkçe menüyü seçtikten sonra sadece ürünü düz bir satık üzerine koymamız bizim için yeterli olacak. Ürün ölçüm noktası burasıdır. Buradaki ölçüm noktasına göre ürün gerçekleşiyor. Şu anda gördüğünüz gibi ürünü üstüne koyuyoruz ve standart ölçüme getiriyoruz. Okey diyoruz. Probun kafasını yerleştirdikten sonra tekrar butona basıyoruz ve standart sapmayla taramayı başlatıyoruz. Bu taramanın sonucunda cihazın içinde bulunan renk ölçüm skalasıyla bir hesaplama yaparak ürünün rengini ölçüyor. Taramayı başlatıyoruz. Standartımızı bulduktan sonra makina bu standart üzerinden kendi renk değerlerini giriyor otomatik olarak. Ürünün ismini giriyoruz veya ürünü kullanıcısının ismini giriyoruz. Bu bir karakter de olabilir, bir sembol de olabilir. Tekrar basıyoruz. Standartı kullanıyoruz ve standart ölçüme başlatıyoruz. Okay. Drücken. Nochmal. Dreimal. Standart sapmayı hesapladı yine. Ve bu standart sapmaya göre sonucu yaklaşık 5 saniye gibi bir kısada sonucu bulmuş oluyor. Buradaki mantık şudur. Buradaki mantık da tek kalibrasyon sistemiyle olur. Bu kalibrasyon sistemi ve bu kalibrasyona göre otomatik olarak her türlü et ve et ürünleri bu kalibrasyon dizilimine göre hesaplanarak gerçekleştiriliyor. Basılı olan bu Drücken olan kısım lambası. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.